İnsanoğlu doymayı ve şükretmeyi bilmez. Aldıkça daha fazlasını ister hep. Bu gece harikaydın Ebru. Vallahi siz de öyleydiniz arkadaşlar. Döktürdünüz yine. Özellikle de Mehmet. Gene sabaha ettik. Oysa hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Hep karavana attığın için değil, bazen de 12'den vurduğun için kaybedersin. Maşallah benim oğluma. Tam 12'den vurmuşsun yine. Azmedince yapamayacağın şey yok senin. Bu sadece bir hedef tahtası, bir oyun anne. Ben hayattaki gerçek hedefimi vurmak üzereyken o hedef şaşırdı. Her işte bir hayır vardır. Bilemediğimiz nice hikmetler vardır oğlum. Haklısın anne. Ben o kazadan sonra neden niçinlerle kafayı yerken, hayatımı sorgularken bu kitap sayesinde ben Allah'ı buldum. Bu kitap olmasaydı ben çoktan intihar ederdim. Arkadaşlarım ölürken Allah bana niye ömür verdi? Hayatın anlamını, gerçekleri bilmek için. Şükredeceğimiz çok şey var oğlum. Bak, şer zannettiğimiz işten hayır çıktı. İmanını kazanmış oldun. Aysel'den mesaj geldi. Aysel mi? Kimdi o Mehmet? Hatırlayamadım. Urfalı şarkıcı kız vardı ya. Ha. İnternete koyduğum videoları hep beğeniyor. İstanbul'u hiç görmemiş. Görmemiş mi? E davet et o zaman oğlum, gelsin. Burada bizim misafirimiz olsun. Gelir mi ki?
E neden gelmesin? Sen davet et hele. En iyi şekilde ağırlarız, gezdiririz biz onu. Ama inşallah o eski kız gibi hayal kırıklığına uğrama. Çok üzülürüm. İnşallah anne, tamam yazıyorum şimdi. Yaz, yaz yavrum. Alkışlıyoruz. Neden kalkıp selamlıyor ki? Sandalyeyi görmüyor musun? O sakat daha önce de gelmişti. Tabii. Tebrik ederim Mehmet Bey. Her davetimize hiçbir karşılık beklemeden geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim Esat Bey. Benim için bir zevkti. Teşekkür ederim Süleyman. Sağ olasın. Hadi gel şöyle. Süleyman, sağ olasın. Teşekkür ederim yenge. Saniyana. İyi misin? Gel. Gel anneciğim. Gel 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 otur şöyle. Heh, yavaş. Yavaş yavaş. Nasılsın şimdi, iyi misin? Anne ne oldu? İyiyim evladım. Konserde o kadar gururlandım. Heyecan yaptım ki. Normaldir. Tansiyonuna baksak. Alet nerede Mehmet? Sen bulamazsın abi, ben getireyim hemen. Tamam hadi bir bak. Çayı koyayım evladım. Boş ver çay şimdi falan sen. Gel sen içeride biraz dinlen hadi. Bak kalp, tansiyon, şeker her türlü hastalık var. Yanlış anlama. Ölüm Allah'ın emri. Korktuğumdan değil. Mehmet için tasalanıyorum.
Sen eskiden onun menajeriydin. Şimdi can yoldaşı oldun. Bana bir şey olursa ona göz kulak olur musun? Elbette olurum Saniye abla. Elbette olur. Ama sen tasa etme, olur mu? Allah bizimle beraberdir. Sağ ol evladım. Hadi gel biraz dinlen sen. Kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyleyin. İçinizden nasıl gelirse öyle dans edin. Dans etmenize izin veren bacaklarınıza şükredin. Şarkı söylemenize izin veren ses tellerinize şükredin. Harika yazıyorsun. Anne! Anne! Geldim. Bir şey mi istedin yavrum? Bak Aysel ne yazmış anne? Ne yazmış? Yazdıkların direkt ruhuma sesleniyor sanki. Çok pozitif bir insan demiş bana. Doğru. Davetimize de çok sevinmiş. Hafta sonu buraya geliyor. Çok sevindim. Gözün aydın evladım. Anne. Hı? Bana yeni bir kıyafet mi alsak acaba? Alırız, alırız, alırız. Teşekkürler. Aysel, iyice düşündün mü? Ne olur bir kere daha düşün. Bak tanımıyorsun adamı. Yol bilmeden, iz bilmeden ne yaparsın koca İstanbul'da? Yutarlar seni. Ay ne yapayım Zeynep? Ya biliyorsun adam müzisyen. Bağlantıları olabilir. Ya ben şarkıcı olmak istiyorum. Ya Urfa'nın düğün salonlarında çürümek istemiyorum. Ya sahtekarın fikirse? Ya başına bir şey gelirse? Ya sosyal medyada tanıdığın adamdan hayır mı gelir sana? Aysel, sosyal medya diyorum. Yalan dolu. Zeynep, o kadar içten yazıyor ki. Ben ona çok inanıyorum. Anne, nasıl oldum? Çok yakışıklı oldun oğlum. Maşallah. Bak, bunlar da Aysel'e aldığım kıyafetler. Fotoğraflardan bedenini anladım. Ama inşallah zevkine göredir. Çok güzel. Hassas kalpli annem benim. Her şeyi düşünürsün. Sağ ol yavrum. Yemekten sonra veririz inşallah. Aa! Her şeyi düşündük ama ekmeği unuttuk oğlum. Ben fırından sıcak sıcak hemen alıp gelirim şimdi. Ama anneciğim, yoruldun. Ne yorulması oğlum? Sana canım feda. Geldi sonunda. Allah'ıma şükürler olsun. Az bekle Aysel. Geliyorum. Ah. Hay Allah. Mehmet. Hadi açsana artık kapıyı. Geliyorum Aysel. Şarjım bitti. Ne şarjı Mehmet? Hay niye hala açmadın bu kapıyı anlayamıyorum. Aysel. Orada mısın Aysel? Evet buradayım. Bir hanım indi. Gittin sandım. Ben niye gideyim ki Mehmet? Yani ne olduğunu hala anlayamıyorum. Niye açmadın bu kapıyı? Kalbimin kapısı sana ardına kadar açık Aysel. Durumumu sana söyleyemedim. Ne durumu? Aysel.
Kızım Aysel sen misin? Evet efendim. Hoş geldin. Siz de Saniye Hanım olmalısınız. Evet, Mehmet'in annesiyim ben. Hoş geldin. Geç buyur. Mehmet. Mehmet ne oldu oğlum? Anne şarjı bitti galiba. Geç kızım geç. Buyur. Aysel. Sana söylemek istedim ama bir türlü dilim varmadı. Benim sevgim Tanrı'nın ışığında bedensel değil, ruhsaldır. Kendim hakkındaki bu gerçeği sana olduğu gibi yazmak istedim ama cesaret edemedim. Ne demek istediğini tam anlayamadım. Kızım, ver trenç kotunu. Ver. Teşekkürler. Geç şöyle otur. Teşekkürler, gerek yok. Benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın Mehmet? Neden engelli olduğunu söylemedin? Önemsemiyorum. Ben müziğimle ön plandayım, engelimle değil. Hem yüz yüze görüştüğümüzde nasılsa öğrenecektin. Biz de kaç gündür seni nerelere götüreceğimizi planlıyorduk. Eğlence, alışveriş, ne istersen yaparız. Değil mi Mehmet? Tabii tabii anne, inşallah hepsini yaparız. Haftaya konserim de var. İstersen oraya da gelebilirsin, hatta şarkı da söylersin. Ben ne yazık ki katılamayacağım. Kuzenime söz verdim, Fatih'te oturuyor. Ama Aysel kızım, biz düşünmüştük ki... Ben de farklı şeyler düşünmüştüm. Ama görüyorum ki gerçekler daha önemli. Size iyi günler. Aysel! Kızım ama olmadı böyle Aysel! Anne! Anne bırak. Allah'ım ne büyük hata yaptım. Ne diye söylemedim sanki. Affet beni Aysel. Affet Allah'ım. Asla yeteri kadar elde edemeyeceğiniz tek şey sevgidir. Ve asla yeteri kadar vermediğiniz şey yine sevgidir. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Göklerde olan ve yerde olan herkes ihtiyaçları için ona yalvarır. O her an yeni tecellilerle iş başındadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Benim avrat da kaçtı gitti avukat bey. Bakarız kardeşim. Ne yapacağız? Kalbimdeki Allah sevgisi o kadar çoktu ki kanatlandım. Sanki uçuyordum. Madem ki ben halime şükretmeyi biliyordum. Ondan da saklamasaydım ya. Sen onunla ruhsal bir bağ kurmak istedin Mehmet. Beni ne kadar iyi anlıyorsun abi. Aslında onun da bunu anlaması ve anlayış göstermesi gerekirdi. Belki de kusurun en büyüğünü o yaptı. Kalbimi ferahlattın, sağ olasın. Hala etkileniyor musun Mehmet? Hiç geçmedi ki. Atlatamadım. Bu sesi ne zaman duysam o uğursuz güne geri dönüyorum.
Müdür bey. Buyurun. Koruyucu ailelik için dilekçeyi de işleme koydum efendim. Sağ olun Esma Hanım. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Görüyorsunuz bizde işler çok hızlı yürüyor. Harika. Ayrıca biliyor musunuz Saniye Hanım? İçim çok rahat. Yani evlatlarımız sizden daha iyi aile mi bulacaklar? Çok teşekkür ederim. Bakın bunlar da konser günü çekilen fotoğraflar. Ay harika, sürpriz oldu. Bu kız kim? Seher. Çok, çok masum bir gülüşü var. Nur yüzlü maşallah. Öyledir. Bir çocuk saflığında. Çok güzel. 97.4. Kur'an-ı Kerim Türkçe meali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. Haydi öyleyse deyiniz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden... Geldin mi anne? Geldim oğlum. Geldim Mehmet'im. Doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin... Nasılsın oğlum? Çok daha iyiyim anne. Aç değiliz, açıkta değiliz. Kalplerimiz sevgi dolu. Birbirimizin can yoldaşıyız. Çok şükür. Ah rahmetli babacığın da yaşasaydı da senin bu yaşlarını görseydi. O zaman o kazaya da, dört arkadaşımın ölümüne de benim çektiğim acılara da şahit olacaktı. Sakatlığımı da görecekti. Çok üzülecekti. Belki böylesi daha iyi oldu. Belki. Ama bize destek olurdu. Sen bana hem anne hem baba oldun. Eksikliğini hiç hissettirmedin ki. Allah razı olsun. Senden de. Ben senin gibi cesur, metin bir oğlum olduğu için iftihar ediyorum. Allah'ıma şükrediyorum. Canım annem. Oğlum. Yemeğini hazırlayayım. Anne. Anne yemekte ne var? Anne. 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 Anne ne oldu? Aman Allah'ım anne. Anne cevap versene. Anne ne oldu sana? Aman Allah'ım. Aman Rabbim. Anne. Dayı. Dayı ben Mehmet. Dayı maalesef. Annem hiç iyi değil dayı. Hiç iyi değil dayı. Annem hiç iyi değil. Aman Allah. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizler sağ olun. Sizler sağ olun. Ya bu tamamen saçma sapan bir durum. Daha cenazesi kalkmamış. Biz neler konuşuyoruz? Bu yaptığımız çok ayıp. Bunun ayıp bir tarafı yok. Ha bugün ha yarın. Ne fark eder? Herkesin işi gücü var. Bir an önce bitsin. Doğru vallahi. Durumum ortada. Benim hayırsız koca da çekti gitti. Bir çocuğu okutuyorum. Bu devirde kimse kimseye hayır yok. Zaten bayramda seyranda bile doğru düzgün görüşmüyoruz. Bir daha ne zaman bir araya geleceğiz? Ben onu bunu bilmem. Yarından tez yok bu ev satılacak. Sen ne diyorsun Cemal abi konuşsana. Vallahi pek ne diyeyim. Benim işler de biraz kesat. Ama... Yeğenimizi ortada bırakacak halimiz yok.
Abla yadigarı. Hele bir satılsın da. Başın sokacak bir yer alır elbet. Onu düşen payla ev falan alamaz. Gerekirse ben kendi payımı da veririm ona. Önce bir durun. Bir sakin olun bakayım. Bir düşünelim. Şimdi benim şu müstakil ev var ya. Diyorum ki onun alt katına yerleşsin. Hem düz ayak. Ona da iyi olur. Hem de dayalı döşeli. Tamam. Biraz kenar semtte. Çarşıya pazara uzak ama yeğenimi sokağa atacak halimiz yok. Bu arada sizler de bu dırdırı keseceksiniz. Tamam mı? Ah şöyle. Herkes hakkını alsın. İsteyen yas tutar, isteyen borcunu öder. Sen üzülme yeğenim. Benim evde daha rahat edersin. Alo. Kadıncağız çok zordum da Salih abi. Eniştem sık sık arar oldu. İki arada bir derde kaldı. Esat Bey'den de bir haber yok hala. Esat Bey. Ne kadar temiz kalpçisin sen Nihat. Merhaba Esat Bey. Aa öyle mi? Bitti demek. Çok sevindim. Ne zaman? Yarın mı? Tamam bekliyoruz. Gözümüz aydın. Annemin sağlığındaki başvurusu sonuçlanmış. Yarın bana bir arkadaş geliyor. Yuvadan ayrılmak zorunda olduğu için onun da bir yere ihtiyacı varmış. Güle güle Salih abi. Görüşürüz Mehmet. Çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim ne demek. Güle güle. Bir şey ihtiyacınız olursa alayım tamam mı? Eniştem ne diyor teyze? Hiç işte konuşuyor. Hem 5-10 gün yokum diye laf ediyor. Hem de kendini yeni bir koca bul diyor bana. 5-10 gün değil teyze, 40 gün oldu. Haksızlık etme. Bu evde ne çok anılarımız var. Çocukken çok dut kara yemişlerdik şu ağaçlarda. Evet, ev aynı ev. Ama çevresi çok değişmiş.
Eski insanlar, eski komşular kalmamış. Afiyet olsun. Teşekkür ederim teyze. Mehmet'im, sana bir hafta yetecek yemek yaptım, koydum dolaba. Kirlilerin de hepsi yıkandı. İnşallah helal süt emmiş bir insandır da rahat ettirir seni. Sen gönlünü ferah tut teyzeciğim. Elinden gelenin fazlasını yaptın. Zor zamanımda yanımda oldun. Düzenimi kurdun. Hep böyleydin zaten. Çocukluğumdan beri hem teyzem, hem arkadaşım, hem sırdaşım oldun. Sen de benim yeğenim değil, kardeşim gibiydin Mehmet. Senin de annen bana da annelik etmedi mi? Neyse, yarın kızı bir görelim, eve bir alıştırayım. Ondan sonra içim rahat edecek inşallah. Eniştem senin gibi fedakar bir kadını öpsün de başına koysun. Hay Allah! Teyze! Yardım eder misin teyze? Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Esat Bey. Mehmet nasılsın? Hoş geldiniz. Merhaba Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Gel kızım Seher, gel. Gel böyle. Hoş geldiniz Esat Bey. Hoş bulduk. Nasılsın Salih abi? İyiyim. Sen nasılsın Mehmet? Hoş geldiniz. Seher. Kızımızın adı Seher. Hoş geldiniz Seher. Artık yuva burası mı Esat baba? Bu mu? Yani Mehmet'e bakacak olan. Evet hanımefendi. Seher'in gelişimi fiziksel olarak tam ve normal olmasına karşın zihinsel olarak çok küçük maalesef. Ama öyleyse imkansız. Yani nasıl olacak ki bu? Ya bu sorun teşkil etmeyecek İpek Hanım. Çünkü Seher evi çekip çevirme konusunda her türlü eğitim almış. Evet, kurumumuzda tek başına kaldıklarında bile kendi hayatlarını idame ettirecek tüm eğitimi veriyoruz. Yani çamaşır, bulaşık, yemek, bütün ev işleri, aklınıza gelebilecek her ne varsa kendileri halledebiliyorlar. Üstelik Seher bu konuda oldukça tecrübeli çünkü kurumumuzda aylarca bir yaşlıya baktı. Dediğim gibi, beden yaşı normal. Yani evlense çocuk doğuracak durumda. Ama idraki 7-8 yaşında maalesef. Esat baba, burada ben de varım, baksana. Bu teyze kim? O Mehmet'in annesi. Seni ilk görüp beğenen kişi. Ama rahmetli oldu maalesef. Evet, sen bu evi sevdin mi? Ama ne konuşmuştuk? İzin almadan hiçbir eşyaya dokunmayacaktın, unuttun mu? Yok yok, dokunsun. Burası artık onun evi. Evet, seyirimizin çayı hazır. Ellerine sağlık Seher. Seher yemek yapmayı da çok sever. Öyle değil mi Seher? Ama önce kendi karnı doyacak. Bakmayın böyle çelimsiz durduğuna. İştahı çok sağlamdır. Çok hareketliyse ondandır. Gel Seher, sen de çay iç bizimle.
Sen oradan kalkamıyor musun abi? Kalkamıyorum ben Seher. Benim ayaklarım tutmuyor. Naciye teyze gibi mi? Evet Seher'cim, Naciye teyzen gibi. Hı. Naciye teyzene nasıl baktıysan Mehmet'e de öyle bakacaksın. Anlaştık mı? Üzülme abi, ben sana bakarım. Mehmet diyebilirsin bana Seher. Artık ben senin arkadaşınım değil mi? Birbirinizin eksiklerini tamamlarsınız. Seher sana can yoldaş olacak Mehmet. Hı. İnşallah. İnşallah. Esat baba. Güle güle. Nasıl mı aldık kızım? İyi olacak, iyi. Bak şimdiden benimsedi Mehmet, gördün mü? Artık ben de gideyim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa beni rahatlıkla arayabilirsiniz, tamam mı? Ben sizi geçireyim. Güle güle Salih abi. Görüşürüz. İyi olacak, tamam mı? Sıkma canını. Hadi. Bir kendim zahmet ettiniz ya. Yok, ne zahmet. Ben sizinle bir şey konuşacağım. Kızın yaşı ufak da olsa benim Mehmet'im hassastır. Utanır ondan. Hizmetini nasıl gördürür ki? Siz hiç merak etmeyin. Ben bir çaresini buldum. Yemiyor. Ben sana bakacağım. Ama bebeğime de bakacağım. Tamam mı? Kıskanma. Tamam, kıskanma. Neşeniz yerinde bakıyorum. Ailemize ağlayalım mı gülelim mi bilemedik teyze. Allah yüzünüzü hep güldürsün inşallah. İnşallah. Seher, bebeğinin bakımı bittiyse teyzem sana evi göstersin. Neyi nasıl yapacağını anlatsın. Yarın o gidecek, biz baş başa kalacağız seninle, tamam mı? Baş başa. Baş başa, baş baş baş. Seher, ben bulaşıkları yerleştirdim. Sana makineyi nasıl çalıştıracağını göstereyim. Hadi gel. İyi geceler. Sana da teyze. Teyze. Efendim yavrum. Kafamı kurcalayan bir şey var. Söyle. Bu kız beni soyacak, giydirecek. Senin yaptığın bütün işleri yapacak. Yapacak inşallah. Her şeyi öğretmişler. Ama teyze nasıl olacak? Çocuk tamam. Çok masum, ona da tamam ama koca bir genç kız gibi. Merak etme. Yarın sana Salih Bey'le bir sürprizimiz olacak. Gelin gibi mi oldum ben? Evet Seher, gelin gibi oldun. Kızım, senin adın ne? Seher. Benim adım Seher. Peki babanın adı ne? Esat. Aslında başka bir babam varmış benim. Ama sonra kaybolmuş. Sonra da Esat amca benim babam oldu. Kızım, şahitler huzurunda Allah'ın izni, peygamberin sünnetiyle Adnan oğlu Mehmet'i eş olarak kabul ettin mi? Teyzeciğim, sana zahmet, valizimde kırmızı bir kese var. Onu getirebilir misin? Anneciğim bir umut saklamıştı hep. Bu Mehrin kızım. Benim mi? Mehmet'i eş olarak kabul ettin mi? Onu sevip sayıp
bir ömür boyu onunla kalacak mısın? Esat babam da sormuştu. Ben evet dedim ya. Olsun. Bir kere de benim yanımda söyle. Mehmet abimi eş olarak kabul ettim. Artık için rahat olsun Mehmet. Siz bir aile oldunuz. Kızı artık geri almazlar değil mi Salih Bey? Yani zaman zaman bazı memurlar eve gelip her şey yolunda mı değil mi diye bakıp kontrol edecekler o kadar. İnşallah alışırız birbirimize. İnşallah bu evde mutlu oluruz. Alışırsınız tasa etme. Senin kalbin temiz, onun kalbi temiz. Tam birbirinize göresiniz. Duaların kabul oldu. Bana bakacak, kollayıp gözetecek. Dünyanın en saf ve melek kalpli kızı evimize geldi. Ölürken bile beni emanet edeceğin insanı buldun anneciğim. Sen Fatiha biliyor musun Seher? Biliyorum. Esat babam öğretmişti. İyi. Hadi oku o zaman. Oku da Saniye teyzemizin ruhuna değsin. Bu Kur'an'ın Türkçesiymiş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi. Rahman ve Rahim olan, ödül ve ceza gününün tek hakimi olan Allah'a mahsustur. Biz ancak senden yardım diler ve yalnız sana kulluk ederiz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve doğrudan sapmışların yoluna değil. Amin. Amin. Ablamla da vedalaştım. Otobüs saati de yaklaşıyor. Ayrılık vakti geldi demek teyze ha? Üzülmek yok Mehmet'im. Benim içim rahat. Senin de için rahat olsun. Artık pırlanta gibi bir seherimiz var. Pırlanta ne demek? Seher, şimdi şu fişi al, onu şuradaki prize tak bakalım. Tamam. Bunu? Tamam. Taktım. Hı. Şimdi şuradaki düğmeye basacaksın. Tamam. Şuna mı? Evet. Korkma. Ha. Motor çalışıyor, aynı arabadaki gibi. Arabadaki gibi. Tamam. Basayım. Hı. Tamam. Ben içeride yatacaksın, unuttun mu? Gene mi?
Her zaman. Orası senin, burası benim. Allah'ım. Bu kızı benim imdadıma gönderdin. Şükürler olsun. Bana da güç kuvvet ver ki onun bana sahip çıktığı gibi ben de ona sahip çıkabileyim. Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi. Seher. Benden önce uyandın demek. Hadi kalk. Uzun zamandır ilk defa böyle güzel bir uykuydum. Yemek yiyelim. Kahvaltı hazırladın mı yoksa? Oo, eline sağlık Seher. Biliyor musun Seher, sen bana uğurlu geldin. Çocukluğumda sık sık gördüğüm bir rüya gördüm dün gece. Yüksek ağaçlara tırmanıyordum. Tırmandığım ağaçlar hiç bitmiyordu. Tırmanmak ne demek? Tırmanmak yükseklere çıkmaktır. Sen gelince ben yükseklere çıktım. Bir elin nesi var, iki elin sesi varmış gerçekten. Nasıl sesi varmış? Bak. Bir el olunca ses çıkmıyor. Uzat elini. Gördün mü? İki el olunca ses çıkıyor. Hani acıkmışsın, hadi kahvaltımızı yapalım. Tamam. Ben ah Seher, dikkat etsene. Çok acıdı mı? Acıdı tabii. Uzat. İyi geldi mi? Acı geçti Mehmet abi. Abi değil sadece Mehmet. Parmakların da ne kadar inceymiş senin. Sanki keman için yaratılmış. Kaldır kafayı. Evet, indirdim. Tuttum buradan. İndir çeneni. Aferin. Evet. Sağ elini uzat bakalım. Baş parmağı kırdım. Bana bırakıyorsun elini. Evet, yerleştirdim. Rahat bıraktım. Hadi bakalım. Rahat bırak. Evet. Aferin. İşte bir kemanın oldu bile. Bu da güzel. Bu çirkin. Bu da güzel. Tamam mı Seher? Tamam. Bir tane daha. Bu da güzel. Tartayım mı abla? Belki etmez. Hayırlı işler. İyi günler efendim. Buraları iyice öğren ki kendi başına da gelip alışveriş yaparsın. Anladın mı Seher? Anladım Mehmet abi. Mehmet. Bakıcısı mı bu kız? Karısı olacak değil ya. Akrabası filandır belki. Çok güzel kız ama. Yahu size ne helalim karısından, bakıcısından? Hadi hazır. Bir, iki, üç. Aferin sana.
o kadar çok abla. Bu kadar yeter. Gerisi senin. Tamam. Seher. Gelsene kız. Gel yemek ısmarlayalım. Seher. Gel yemek ısmarlayalım. Ben gideceğim. Seher. Yine gel olur mu? Seher. Bundan sonra buranın malısın. Başka yerde şarkı söylemek yok. Kuyuya atıldığın zaman yalvarıyordun. Unuttun mu? Bir daha kaçmaya kalkarsan bu kurşunlar o güzel vücudunu yersin. Seher, sen mi geldin? Evet, ben geldim. Geç kaldın. Herkes beni çok seviyor. Bana yemek veriyorlar, çikolata falan. Bak, bu da yeni bebeğim. Senin gibi kızı kim sevmez Seher? Ama bana kalırsa kimseden bir şey alma. Kibarca reddet. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok ki Seher. Ama Esat babamın kocaman evinde de herkes bize hediye getirirdi. Olabilir, burası başka. Seher, bak beni seviyorsan kimseden bir şey alma. Ben yemek pişireceğim. Neredesin sen Seher? Niye geç kaldın? Abiler bana yemek verdi. Hangi abiler? Hani yemekçi abiler var ya. Bir de geçen gün bak bu bebeği vermişlerdi. Bak Seher, bir daha sakın böyle habersiz evden çıkıp geç kalma. Ayrıca kimseden bir şey almayacaksın demedim mi ben sana? Dedin mi? Dedim tabii. Hatta beni seviyorsan kimseden bir şey almayacaksın dedim. Seviyorum Mehmet. O zaman alma. Kimseden bir şey alma.
Dur, hemen açma, dur. Merhaba hanımefendi. Mehmet Türker'in evi mi? Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben Mehmet Tanrısever. Aa, ödüllü yönetmen mi? Ta kendisi. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? E tabii, buyurun içeri, buyurun. İşte böyle Mehmet Bey. İş hayatımı maddi dünya için kurdum. Filmlerim ise manevi dünya için çekiyorum. Ben böyleyim, benim bir yolum var. Ne güzel. Kıpta edilecek bir hayatınız var. Kalabalıklar içinde düşüncelerimle yalnızım. Sizinle ortak yanar olan bir oğlum var. Tanıştığınızda anlayacaksınız. Onun için özel bir konser vermeniz istiyorum. Sizden mümkün mü? Tabii, memnuniyetle, seve seve veririm. Aferin sana. Güle güle Mehmet abi. Seher. Heh. Bak, o kapı çalar çalmaz hemen öyle açmak yok. Hırlısı var, hırsızı var. Önce delikten bakacaksın. Kim o diyeceksin, öyle açacaksın kapıyı, tamam mı? Tamam Mehmet abi. Tamam Mehmet. Eğer o kapının deliğinden baktığında tanımadığın bir kişi ise o zinciri takacaksın, öyle açacaksın. Anladın mı Seher? Anladım. Biz seninle beraber eğlenceye mi gideceğiz? Evet. Yaşasın. Kaç kere uyuyup uyanacağız? Sadece bu gece. Yarın sabah kalkacağız, banyomuzu yapacağız, en güzel elbiselerimizi giyeceğiz, sonra gideceğiz. Bak, orada tam bir hanımefendi olacaksın. Kibar davranacaksın, tamam mı Seher? Evet, kibar olacağım. En güzel elbisemi giyeceğim. Nasılsın Seher? Güzel bir geceydi değil mi? Evet Mehmet, çok güzeldi. Ben nasıldım? Çok kibardın. Tam bir hanımefendi gibi. Bereket versin. Burası yemekçi abilerin yeri. Seher gel yemek verim gel. Ne yapıyorsun Seher? Kaç kere söyledim gel buraya. Karnın mı aç sanki senin? Gel. Afiyet olsun. Seher. Beyefendi, gelir misin parasını vereyim? Gerek yok. Seher'e hediyem olsun. Sebep? Arkadaşım o benim, sana ne? İştahlı kız, iştahlı. Engellidir o. Ne yaptığını bilmiyor. Asıl engelli sensin be. Hadi işine bak. Ne var bir tabak yemek verdiysek? Hadi. Yürü Seher, gidiyoruz. Sana alma dedim bu adamlardan. Ne işin var senin burada? Niye alıyorsun adamların yemeğini, yenir mi? Ver o tabağı bana. Ver, ver tabağı bana. Yürü.
mu? Seher, kendine gel. Seher. Rüya gördün. Geçti Seher, geçti. Bak ben buradayım, güvendesin. Ne gördün rüyanda Seher? Kötü adamlar vardı. Kovaladılar beni. Çok koştum ben. Ama yakaladılar. Korkma. Ben yanındayken sana kimse bir şey yapamaz. Deccal'ın fareleri. At bakayım babana. Mehmet. Sen de bizimle oyna. Ne yapıyorsun Seher? Uduttun mu? Kalkamam ki ben. Sen oyna, ben seni seyrediyorum. Sen oynamazsan ben de oynamam. Hadi. Seher'in durumunu internetten araştırdım biraz. Tedavi olabilir mi? Zihinsel durumu iyileştirilebilir mi diye. Esat Bey'le de konuştum. Sonuç? Sonuç şu. Tedavi olabilecek bir hastalık değil bu. Ama daha sosyal, daha becerikli, daha özgüvenli olabilmesi için çeşitli eğitimler var. Ona sahip çıkmam gerek Salih abi. Yüce gönüllülük diye buna derler Mehmet. Sana baksın diye geldi. Ama sen ona bakmaya karar verdin. Bana bir şey olsa hayatın tek başına devam ettirmesi lazım. Ona doğal gıdalar, vitaminler almalıyım. Onu etmesi için özel hocalar tutmalıyım. Ya sen varlıklı biri değilsin ki Mehmet. Para mı dayanır bunlar Allah aşkına? Ben bunun için de bir şey düşündüm. Al Keremcim. Aferin. Seher. Seher. Şeyde bakacağız artık ben de yakın bir yerde. Orada kiralık bir ev buldum. Bakalım inşallah. Pardon memur bey. Buyurun. Kızı saçlı bir kız gördünüz mü 18 yaşlarında? Yok hayır görmedim. Seher.
Neredesin sen Seher? Ben buradaydım. Seni bekledim. Hani yanımdan hiç ayrılmayacaktın? Yoksa seni koruyamam dedim ya. Ben azıcık ayrıldım. Bir daha sakın böyle yapma. Bırakıp gitme beni. Mehmet. Baksana ne kadar çok paramız oldu değil mi? Çok iyi oldu. Hayat devam ediyor. Görüyorsunuz beni. Serkan, ilk öğrenci sen olmak ister misin? Evet baba. Aferin. Merhaba Mehmet Bey. Oo hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Bir ihtiyacınız var mı? Sağ olun hocam. Aferin. Hayat devam ediyor. Çalışmanız çok güzel. Maşallah. Haydi kolay gelsin. Hayırlı günler. Seher! Bugün günlerden ne Mehmet? Salı. Salıdan sonra peki? Çarşamba. Çarşambadan sonra peki? Perşembe. Çarşamba mı büyük perşembe mi? Ne? İkisi de aynı Seher. İkisi de 24 saat. Sen bunları nereden biliyorsun? Rahmetli anam öğretmişti. Benim annem yok. Ama sen bana her şeyi öğretiyorsun. Gel yemek yiyelim. Nereye? Abiler çağırıyor. Bana yemek verecekler. Artık kapıya kadar geliyorlar mı? Bunlar da başka abiler mi? Gidemezsin. Ama benim karnım aç. Dolap dolu Seher. Ne istersen var. Olmayan da sipariş ederiz. Ama onlar bana elma, armut, üzüm de veriyorlar. Haksızlık etme Seher. Dolapta onlar da var. Bana ne ya? Açım ben, gideceğim. Seher! Gitme Seher! Hani yanından ayrılmayacaktın? Hani kibar olacaktın? Hey! Dışarıdakiler! Her kimsenin size söylüyorum. Durun gitmeyin. Bana bakın. Seher'e ne veriyorsanız getirin kapıya parasını vereyim. Ya da yemeklerinizi kendinize saklayın. Cevap versenize. Bayat yemeklerinizi Seher'i baştan çıkaramazsınız. Size söylüyorum. Cevap versenize. İşine bak camdaki kemancı. Ne demek işine bak? Ya Seher engellidir. Suçlu duruma düşersiniz. Akıl fikir, vicdan yok mu sizde? Aklımızdan sana ne? Karışma! Ne demek karışma? Suistimaldir bu. Polisi ararım. Sapık mısınız siz? Seher! Seher! Sana getirdim. Sen de ye. İstemem. Ne oldu burana? Ne yaptılar sana Seher? Canını mı yaktılar?
Allah'ım yarabbim, cevap versene Seher. Ne yaptılar sana? Biz oynadık abilerle. Üşüdüm ben. Neredeydiniz? Nereye götürdüler seni? Bağırma Mehmet. Korkuyorum. Tamam Seher, neredeydiniz? Nereye götürdüler söyle. Bilmiyorum. Ağaçlı bir yer. Üşüdüm ben. Abiler bana bir sürü yemek verdi. E bunlar nasıl oldu? Böyle sarıldı bana kocaman abi. Öptü. Üşümeyeyim diye. Seviyor abiler beni. Şerefsizler. Ne oldu Mehmet? Kızdın mı? Şerefsiz ne demek? İstiyorsan sen de öp. Hadi Seher, hadi hemen banyo, temiz kız ol. Hadi. Allah'ım yardım et bana, bir yol göster ya Rabbim. Seher, sabun da sür başına, her yerine. Pislik kalmasın, tamam mı Seher? Sabun sür. Tertemiz kız oldum ben. Seher, ben seni düşünüyorum, koruyorum değil mi? Hı hı. Peki sen beni düşünüyor musun? Hı hı. Bana güveniyor musun? Hı hı. Sözümü dinliyor musun? Hı hı. Hayır Seher, yapmıyorsun, yapmıyorsun. O şerefsizler gelince gitme dediğim halde gidiyorsun. Ama abiler kötü değil ki. Bana yemek veriyorlar. Çikolata, şeker, bebek neler neler. Ya deli olacağım. Seher, ben sana ne istersen almıyor muyum? Seni aç mı bırakıyorum? Bak, bir daha onlar çağırınca gidersen eğer... ...sana tamamen küseceğim ve Esat babanı arayacağım, anladın mı? Uykum geldi benim. Benim de. Yatacağız şimdi ama önce bana söz ver. Söz ne demek? Söz veriyorum Mehmet diyeceksin ve dediklerimi yapacaksın. Söz namustur Seher. Söz veriyorum Mehmet. Aman Allah'ım. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz olmamıştım. Polisi arasam, kızı takibe almalarını istesem. Ama o zaman Seher'i almazlar mı elimden? Sen bu kızı koruyamadın diye alıp kuruma geri vermezler mi? Seher olmadan nasıl yaşarım ben? Peki ama bu bencillik değil mi? Değil. Ben onu sadece benim hizmetimi görsün diye tutmuyorum ki yanımda. Bağlandım ona. Giderse, onu elimden alırlarsa yıkılırım ben. Bu yüzden onu kendim korumak zorundayım. Sabahın köründe arayınca anladım zaten kardeşim. Anormal bir durum var dedim. Sabah namazına kadar gözümü kırpmadım Salih abi. O saatte de kalkmıştır deyip seni aradım. İşte böyle. Bu şerefsizler incikle, boncukla, yemekle, çikolatayla kızı kandırıp taciz ediyorlar. Kim olduklarını biliyor musun peki? Tam olarak değil. Meyhanenin iki adam var. Muhtemelen onlar diye düşünüyorum ama gölge halinde gördüm. Önce emin olmak lazım. Ya bir daha gelirlerse? Seher'e engel olamazsam? Ne yaparım ben? Bu ağır yükün altından nasıl kalkarım? Bir yolunu bulacağız inşallah Mehmet. Sen kapıyı iyice kilitle, tamam? Gerekirse bağır çağır. Başına bir hal geleceğine kalbi kırılsın. Kendimi savunmam lazım. Seher'i de korumam lazım. Senden çok önemli bir isteğim olacak Salih abi.
kuşlara bak, kuşlara. Görüyor musun? Görüyorum Seher. Onlar da bizi görüyor mudur? Orasını bilmem ama bu gösterileri senin için yapıyor olabilirler. Alkışlayayım ben o zaman. Aferin size kuşlar. Aferin. Sevinmişler midir? Alkışlanmak, beğenilmek herkesi sevindirir. Onlar da sevmiştir herhalde. Hoş geldin Salih abi. Hoş bulduk Seher, hoş bulduk. Ne haber Mehmet? Hoş geldin Salih abi. Hoş bulduk. Emaneti getirdin mi? Seher, hadi sen bulaşıkları topla. Biz Salih abinle oturalım biraz. Sağ ol abi, şimdi içim rahat. Seher, gel yemek yiyelim. Seher. 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 Ya Seher'e gelirse? Ulan şerefsizler, kimsiniz siz? Yaptığınız insanlığa sığar mı? Erkekliğe sığar mı? Ona bir zarar verin, doğduğunuza pişman ederim sizi. Salih abi, geldiler gene, geldiler abi. Seher ezdi geçti beni. Abi onu bulmalıyız, mutlaka bulmalıyız. İçimde kötü bir his var Salih abi. Sakin ol Mehmet. Bulacağım Seher'i kardeşim, sakin ol. Ah Seher, ah Seher. Bir yanım sana, bir yanım onlara kızıyor. İçeriden sen, dışarıdan onlar yiyip bitirdiniz beni. Aman Allah'ım, ah, ah! Ne oldu? Bir yerin mi acıyor? Benim dışımda acıyan bir yerim yok Seher. Her şey içeride. Asıl sen ne haldesin böyle? Benim en çok acıyan yerim burası. Burası dışarıda mı, içeride mi? Benim çok canımı yaktılar. Hiç hoşuma gitmeyen şeyler yaptılar. Ben suyla oynamak istiyorum ben. Banyoya girmek istiyorum. Çok canını yakmışlar. Neden Seher, neden? Acı çekmek hoşuna mı gidiyor? Hayır. Onlar benim arkadaşım değil zaten. Bir daha gitmeyeceğim yanlarına. Bileziklerimi de aldılar. Ben yemek de istemiyorum. Artık sevmiyorum onları.
şerefsizler. Yok. Yok Mehmet. Her yere baktım, yok. Ne yapacağız? Bence iyisi polis arayalım. Merak etme. Geldi az önce. Şimdi banyoda. Ama şu durumu çok kötü. Pislik herifler. Kim bilir ne yaptılar kıza. Ya deli olacağım, deli olacağım. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol Mehmet. Sakin ol. Sakin ol. Ben polis arıyorum. Hayır. Dur bir dakika abi. Polis ararsak kızı alıp kuruma teslim etmezler mi koruyamadık diye? Ederler. Ben ne yaparım Seher olmadan? Onu ne yapıp edip bizim korumamız lazım. Doğru. Doğru söylüyorsun. İyi ki geldin Salih abi. Ben de bir aydır budanmıştım. Seher çok değişti. İçine kapandı. Konuşmuyor, gülmüyor. Bebeğiyle bile oynamıyor. Küstü hayata. Doktora falan mı gitsek? Psikoloğa falan götürsek? Efendim Emine? Salih, hemen gelin. Seher fenalaştı. Kusuyor, titriyor kız. Ayrıca bebeğin durumu da önemli tabii. Bebek mi? Hamile olduğunu bilmiyor muydunuz? Yok. Bilmiyordum. Ama annesi bu durumdayken bebeğin yaşama şansı çok az. Düşük yapma ihtimali yüksek. Haklıymışsın. Düşüncen doğruymuş Mehmet kardeşim. Bak Mehmet, bu olay artık bizim boyumuzu aştı. Polise ihbar ederim derim ben. Yok yok, şimdi değil. Neden? Çünkü kızın polise ifade verecek durumu yok. Yarı baygın evde yatıyor Seher. Ayrıca hasta haliyle o acı günü bir daha hatırlamasın. İyileşsin bakarız. Doğru, haklısın. Nasılsa eminiz artık kimlerin olduğundan. Meyhanedeki o şarkıcı kız var ya. Evet. Aysel. O Aysel mi? Seher, hadi iç ilaçlarını. Bir an önce iyileş bak, ne güzel yerlere götüreceğim seni. Neler alacağım. Ne yemekler yedireceğim sana. Seher biliyor musun? Kuşlar bizi görüyormuş. Sahi mi? Nereden anladın? Biri geldi pencerenin yanına bu sabah. Tık 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 diye gagaladı camı. Yanına gittim. Seni sordu, geçmiş olsun dedi. Sahi mi? Sahi ya. Seher iyileşsin, biz yine ona gösteri yapacağız dedi. Tamam. Tamam. Gel bakalım, otur şöyle. Tamam. Aferin. Çok güzel olmuşsun Seher. Emine abla saçlarımı ördü. En sevdiğim elbisemi de giydirdi.
Harika olmuş, çok yakışmış. İnşallah her şey yoluna girecek Mehmet. Seher iyileşecek. Kederlenme artık, tamam? Suçlular da cezasını bulacak. Bulacak da nasıl? Kuşlar geçiyor. Sana söylemiştim Seher. İyileştin diye senin için gösteri yapıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Seher! Seher? Seher! Düşük yaptın Mehmet abi, düşük. Salih doktoru ara. Seher'im. Seher. Ben senin sözünü dinlemedim. Allah da bana ceza verdi Mehmet. Hayır Seher. Allah affedicidir. Sana ceza vermez. Hem Allah seni seviyor. Ama o abiler iyi değildi. Sen onlara ceza ver. Olur mu Mehmet? Söz veriyorum. Ama söz namustur. Evet, namustur. Bana kemanımı ver Mehmet. Seher. Seher. Seher'im. Seher. Allah'ım. Seher. Seher'im benim. Söz namustur. Seher! 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 Siparişinizi getirdim.
Neredesiniz? Ser, gelsene kız. Seher'e yemek getirdim. Seher yok şeytanın piçi. Ne diyorsun lan sen? Siz beni aptal mı sandınız şerefsizler? Seher'i ne hale koydunuz anlamayacak mıydım? Ne hale koymuşuz? Kız kendi kuyruk salladı Mehmet Efendi. Baktı senden bir şey. Ne şeyi lan şerefsiz? Ceza ver, olur mu? Söz veriyorum. Ama söz namustur. Seher. Kardeş, içeriden Tarkan'ı çağırsana bana. Tarkan, gel hele gel. Ne var? Gelmedi mi satılmış? Geldi, geldi. Nerede? Hak ettiği yerde. Cehennemde. Ne diyorsun sen ya? Öldürdüm diyorum, anlamıyor musun? Şimdi de seni öldüreceğim. Seher'e yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Bana bak. Eşek şakası yapma. Ayağın sakat, kafanla mı sakat? Yürü git kemanı çal lan. Gel hele gel. Duyan olmasın. Seher dedi ki... Yerde koma dedi. Bazı kirleri ancak ölüm temizler. Artık hiçbir insan sesi duymuyor. Günlük yaşamın acısı, tatlısı bitti artık. Yalnız dinginlik ve sonsuzun güzelliği var. Hoşça kal Seher. Tekrar dön. 3, 2, 1, kayıt.
Sağ ol Salih abi. Tamam, gelin. Gelin bana doğru gelin.